Merhabalar. Yeni bir video. Sizlerle birlikteyiz. Limandan kalkan gemilerimiz ticaret yapmaya devam ediyorlar. Fransız limanları, Le Havre limanları ticaret için ilerlemeye devam ediyor. Ve faytonlarımız da aynı zamanda ve trenlerimiz de ticaret yapmaya devam ediyorlar. Bakın tam şurada da bir inşaatımız söz konusu. İnşaatımız da yapılıyor. Bu trenler ticaret yapıyorlar. Ama mal taşıyorlar mal. Mal taşıyorlar. Fransız şehirleri mal üstüne mal taşıyor. Şimdi diplomasi anlamında yaptığımız hamleler var. Bakalım devletimizin durumu, diplomasi anlamındaki durumu nasılmış? İttifakımız var. Portekizlerle ittifakız. Amerikalılarla bir ticaret hacmimiz var. Belçika ile bir ticaret anlaşmamız var. İspanyollarla ticaret anlaşmamız var. İspanyolları gümrük birliğine davet etmem gibi bir durum söz konusu fakat şu anda bu gerçekleşmeden demiri arttırmaya çalışıyoruz. Kömürü arttırmaya çalışıyoruz. Motorlu araç fabrikalarını arttırmaya çalışıyoruz. Geliştirmelerimizi yapıyoruz. Demiri ve kömürü daha da arttırırsak iyi olacaktır. Demir yollarını da yaygınlaştırmamız lazım. Bunu da 7 yılımız var. Bunu da yapacağız. Demiri ve kömürü arttırmamdaki amaç neydi benim acaba? Geçtiğimiz bölümleri hatırlayamadım şimdi. Günler geçti çünkü. Demiri ve kömürü arttırmamızdaki amaç sanayimizi daha da güçlendirmek ve girdi malların fiyatını düşük tutarsak çıktı malların, mamul ürünlerinin fiyatını düzenleyebiliriz. Fransız şarabıyla modern bürokrasi personellerimizle birlikte dinamik personel gücümüzle çalışmaya devam ediyor. Ancak lokomotif üretiminde mutlaka arttırmamız lazım. Sanayi şu an gerçekten güzel çalışıyor. Sanayide bir sıkıntı yok. Ancak demire ihtiyaç olacaktı. Demire daha fazla ihtiyaç olacak. Kömüre daha fazla ihtiyaç olacak. Kıymetli dostlar. Onları da düzenleyeceğiz tabii ki. Onlar düzenlensin. Pazara baktığımız zaman pazar pahalı mallarımız var. İşte kömürü pahalı, onun fiyatını düşürmeye çalışıyoruz. Bu tip şeyleri düzeltmemiz lazım. Yani kahve mesela çok ucuzmuş. Kahveyi ama çok az var elimizde. Yani elimizde çok az var. Bunu satsak bile Amerika'ya satsak mesela bürokrasiye mal olmayacakmış bize. Satalım Amerika'ya satalım ama çok elimizde yok zaten. Çok kazandırmayacaktır. Her ne kadar ucuz olsa da. Kayda değer ithalat talebi olan mallar. Odun mesela ithal edebiliriz. Belçika'dan mesela ithal edelim odunu. Amerikan pazarından odun ithal edelim. Kumaşı mesela ithal edebiliriz. Amerikan pazarından ithal edelim. Çünkü Amerikan pazarında bürokrasi puanı harcatmıyor bize. Ticaret anlaşmamız olduğu için. Tütünü mesela ithal edebiliriz. İthal ettiğimiz zaman gümrük vergisinden de kazanacağız. Şarabı ihraç etmeyeceğim çünkü ucuz kalmasını istiyorum. Halkım tüketiyor çünkü şarap. Şu odunu İsveç'ten mi almıştım ben? Şunu iptal edeyim. Tamamdır. Yani pazar çalışıyor pazarımız. İşini yapıyor. Demir yolları da kurulması lazım. Bayağı bir demir yoluna ihtiyacımız olacak. Borlu motor vakti mühimmat sanayisi yani kurulmalı. Mühimmat tesisleri falan da kurulmalı. Tabi silah ticareti olayını tetikliyor. Mühimmat sanayisini kurabilirsek silah sanayimizin ticaretini yapabileceğiz. Mühimmat sanayisi şurada Lyra bilen şeyinde patlayıcıların ucuzlaşması lazım. Kurşun zaten ucuz fakat
Patlayıcı ucuzlaştırmamız lazım. Patlayıcı. Patlayıcıyı ucuzlaştırmamız için kimyasal tesislerimizde çalışmalar yapmamız gerekecek. Yok, kimyasal tesisler değil. Kimyasal tesisler miydi? Aa, evet, kimyasal tesislermiş. Şunu geliştirelim. Şimdi patlayıcının ucuzlaşması lazım çünkü yönetimini değiştirdi. Mühimmat tesisleri çalışmaya başlamıştır. Patlayıcı üretimini arttırdık. Cephane şeylerini çoğaltıyoruz. Cephane üretimini arttırıyoruz. Cephane üretimini arttırmakla birlikte mühimmat sanayisini geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bina seviyesi 5'te olmalıymış. Bina seviyesi 5'te izdihamın artması lazım. İstihdam gerekiyor yani. İstihdam, kapitalistler çalışmalı, mühendisler çalışmalı, makineciler çalışmalı, işçiler çalışmalı. Yani siz eğer girdi mallarla çıktı malların fiyatını dengeleyebilirseniz, modern organize ve bürokrasiyle, personel gücüyle, o zaman istihdam artacaktır. İstihdam arttığı zaman da nakit rezervleri de yükselecektir. Hayır, nakit rezervlerinin yükselmesi bilançonuzun pozitif olduğu anlamına gelir. Bilançonun pozitif olması sizin nakit akışında pozitif bir etki sağlamanızı sağlıyor. Ve girdi malların ucuz olmasının etkisiyle çıktı malların dengelenmesi sizin aynı zamanda da efendim ticaret hacminizin de artmasını ve silah ticareti yapabilme potansiyelinizin oluşmasına sebep ediyor. Modern bürokrasi ve personel, dinamik bir personel gücü size bunu kazandırır. Nakit rezervlerinin artması da güçlü bir istihdam oluşmasına bağlı. Siz istihdam oluşması için kapitalistleri yetiştirmeniz lazım, mühendisleri yetiştirmeniz lazım. Aynı zamanda üniversitelerinizin de çok olması lazım. Üniversite okuma oranının yüksek olması lazım. Mesleki niteliklerin öğretilmesi lazım okullarda. Gençlerimizde okullarda mesleki niteliklerin öğretilmesi ve mühendislerin daha fazla yetişmesi lazım. Şu an Fransız devletinde bunlar fazlasıyla mevcut. Mühimmat tesisimiz şu an çalışmıyor. Burada bir sıkıntı var. 38 euroluk bir çıktı mal söz konusu. Girdi malların fiyatını biraz daha düşürmemiz gerekecek. Kurşun ve patlayıcının şeyini yaparsak, kurşun ve patlayıcıyı üretirsek, o zaman mühimmat tesisleri çalışır hale gelecektir. Ama şimdi yapmayacağım. Daha 7 yılım var zaten. İlk önce şunların yapılmasını bekliyorum. Paris'e de 2 tane üniversite yapacağız. İspanya, Fransız pazarından odun taşıyacak bir ithalat rotası kurmuş. Gümrük Birliği'ne hala davet edemiyorum onları. Şu an böyle kalsın. Şehirlerimize bir bakalım. Şu an 1x'te ilerliyoruz değil mi? 1x'te ilerliyor oyun. Tren falan geçiyor mu buralardan acaba? Burada da demiryolu yok şu an. Bazı şehirlerde var sadece. Buralardan geçmesi lazım. Mesela şuradan geçiyor. Dunkerque limanına mal taşıyor demir yolumuz, lokomotiflerimiz, lokomotiflerimiz mal taşımaya devam etsin bakalım. Güzel. 3x alabiliriz hızı. 3x alalım. Biraz daha hızlandıralım oyunumuzu. İşte dediğim gibi mühimmat sanayisini kuracağım. Demir yollarını yaygınlaştıracağım. Ancak bunu yapabilmek için ilk önce şu sanayiyi biraz daha güçlendirelim. Teknolojik olarak ne araştırıyorduk biz? Teknolojik olarak su borulu kazan teknolojisini araştırıyoruz. Bu demir üretim hacmimizi falan da arttıracaktır. Su borulu yani
suyun tüplerde ısıtılması ve bu gelişmiş modern teknolojiyle birlikte sanayimizde de bir atılım yapmış olacağız. Demir madenlerinden daha hızlı demir çıkartabileceğiz. Kömür madenlerinden daha hızlı kömür çıkartabileceğiz. Yani su borulu kazan teknolojisi, Fransızların o yöndeki çalışmaları bize demir ve maden sanayimizde, taşra sanayimizde daha hızlı bir verimle çalışabilmemize olanak sağlayacak. Güzel, bu şekilde devam etsin işte. Mallar taşınmaya devam etsin. Buharlı motor vaktinin de bu girdinin de tamamlanması için işte motorlu araç fabrikaları binasının 3 seviyesinden yüksek olması ve çalışması lazım. Onu da halledeceğiz. Hiç merak etmeyin, onu da halledeceğiz. Şu an inşaatlarımız yapılmaya devam etsin bakalım. Hükümete bakmadık. Hükümete baktığımızda işte bu şekilde şu an çıkarmayı düşündüğümüz bir kanun. Ekonomik sistemi değiştirmemiz gerekecek. Tabii bunu yapabilmek için sanayicilerin gücünü arttırmamız gerekecek. Kırsal kesimin gücünü düşünmemiz lazım. Onu yapıyordum ben zaten. Kırsal kesimin gücünü mesela aristokratların gücünü düşürüyoruz şu an. Bu şekilde devam etsin. Biraz zaman geçmesi gerekecek. Aslında mühimmat sanayisini kurmak için acele edebiliriz. Vakit de az kalıyor yavaş yavaş. Bakalım, yani onları yapacağız. Ne gerekiyordu onu yapmak için? Kurşun mu gerekiyordu? Kurşunu arttırmamız gerekecek. Ama çelik fabrikasının da çalışması lazım. Bunun için de demir ve kömüre ihtiyaç var. O yüzden demir ve kömür madenleri açman çalışıyordum ben. Çünkü çelik fabrikasının da çalışması lazım. Çelik fabrikası çalışmazsa silah üretimi yapamıyoruz bu sefer. Bir de motorlu araç fabrikaları için ne gerekiyordu, ona bakalım. Evet, çelik gerekiyor. Bakın, motorlu araç fabrikalarının da çalışması için çelik gerekiyor. O yüzden demir ve kömür üretimi yapıyoruz işte, çelik basabilmek için. İlk önce şunları bir basmamız lazım. Ondan sonra diğerlerine bakacağız. Ordumuza baktığımızda göreve alabileceğim bir general var mı? İtalyan karargahında göreve alabileceğim bir general var. Ren karargahında göreve alabileceğim bir general var. Onları da göreve alalım. Şu an ikinci sıradayız, yani bu düzelebilir ileride.
sanayimizi daha da büyütürsek. Şu an halkımızın hayat standardı 11.1. Onların ihtiyaçlarına baktığımız zaman şu an ihtiyaçlarından daha fazla biriktiriyorlar. Yani %7 oranında ihtiyacından fazlası kalıyor elinde. İşte bunları da zengin tutmamız gerekiyor. Onların da ihtiyaçları var zaten. Mesela hizmet sektörünü ucuz hale getirmemiz lazım. Hizmet sektörünü ucuz hale getirmemiz için ilk önce şu sağ taraftaki girdileri bitirmemiz gerekecek. Ondan sonra ona bakacağız. Yani hizmet sektörünü ucuz hale getirmek için kapalı çarşıları açmamız lazım. Bunun için de çelik iskeletli binalar teknolojisini geliştirmemiz gerekiyor. Onları da yapacağız ileride. Tabii cama da ihtiyacımız olacak ve bolca çeliğe ihtiyacımız olacak. Kapalı çarşılar açabilmek için. Neyse, bu bölümü burada bitirelim. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Yeni bölümü zaten yakın bir zamanda çekeceğim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, güle güle.